Selçuk Türk Yılmaz Emperyalizmin yarattığı vahşi savaşçı imgesi. Filistinli bir çocuk İsrail'in haksızlıklarını protesto etmek için elinde taşıdığı bayraklarla Gazze'de gösteri yapıyor. Fakat elinde silahla nişan alma pozisyonundaki İsrail askeri için Filistinli çocuğun elinde bayraktan başka bir şey olmamasının bir önemi yok. İsrail askeri tetiği çekiyor ve çocuk ağır yaralanıyor. Konu, haberlere elinde silah bulunan çocuğun İsrail askeri tarafından vurulması şeklinde yansıtılıyor. İsrail askerlerinin bu tarz uygulamalarının yüzlerce, binlerce örneği var. Fakat benzer olayların tamamı Batı basını tarafından Müslümanları belirlenmiş bir imgenin içine hapsedecek şekilde yansıtılıyor. Bu da vahşi savaşçı imgesidir. Bu imgenin belirlenmiş siyasi, askeri, iktisadi amaç doğrultusunda oluşturulduğuna şüphe yoktur. Modern sömürgecilik tarihini 1492'den başlatma yönünde bir eğilim vardır. Sömürgecilik tarihi açısından modern döneme işaret ettiği için bu doğru bir tanımlamadır. Kabaca 16. yüzyılın başından 19. yüzyılın sonuna kadar geçen yaklaşık 400 yıllık dönemde emperyalist batı Avrupa ülkelerinin Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'da büyük bir sömürü yarışı vardı. Sömürgeçilerin insanlık dışı uygulamaları Avrupa ülkelerinin kendi halklarında dahi tepkiye yol açmaktaydı. Kapitalist sömürge siyasetine karşı Avrupa fikir hayatında yükselmekte olan olumsuzlayıcı yaklaşımı etkisizleştirmek ve yeni bir dönemi başlatabilmek için sömürge siyaseti medeniyet götürme, medenileştirme faaliyeti şeklinde takdim edildi. 1885'ten sonraki yeni sömürge yarışını sömürgeci Avrupa ülkelerinin kendi halkları nezdinde kitlesel bir tepkinin oluşmaması önemlidir. Bu dönemin Afrika ülkelerinde yol açtığı yıkımlar köle ticaretiyle özdeşleşen dönemlerden daha fazladır denilse herhalde hata sayılmaz. Sömürgecilik tarihinin doğrusal bir çizgi şeklinde ele alınması yanıltıcıdır. 19. yüzyılın sonundan itibaren medeniyet götürme, medenileştirme bir misyon halini aldı ve bu 2. Dünya Savaşı'na kadar etkili bir şekilde sürdürüldü. Bu dönemde Batı Avrupa ve Amerika karşısında varlık gösterebilecek herhangi bir merkezden bahsedilemez. Afrika ülkeleri mutlak bir işgale uğradı, Osmanlı coğrafyası parçalandı, Asya ülkelerinde Batı hakimiyeti tesis edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı karşısında oluşan meşru muhalefet cepheleri zamanla etkinlik kazanmaya başladı. Bu dönemin farkı sömürge ülkelerinde Batı yanlısı görüş ve ideolojilerin çok geniş bir kabule masar olmasıdır. Sömürge ülkeleri kendi içinde parçalanmış ve kısır fikir savaşları başlamıştı. Batı karşıtlığının meşru bir muhalefet biç mahalli dinamikleri harekete geçirmeye başlamasıyla birlikte Batı edebiyatında vahşi savaşçı, cihadist, terörist yaftaları tedavile sokuldu. Çünkü Batı Avrupa ülkelerinin entelektüel ortamında sömürge tarihine ve siyasetine yönelik eleştirel bir yaklaşım söz konusuydu. Bugün bu eleştirel yaklaşımın neredeyse tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Irak'ı işgal etti. Fransa Cezayir'de demokratik seçimlerle yerel yönetimlerde iktidara gelen İslami Selamet Cephesi'ne savaş açtı. Fransa'nın askeri müdahalesiyle istihbarat birimleri de devreye girdi ve Cezayir'de meşhur şu muhalefet terör kıskacına alındı. Bu model Irak'ta ve diğer birçok bölgede yıllarca uygulandı. 19. yüzyıl Batı edebiyatında Müslüman imgesi edilgen bir sömürge nesnesine indirgenmişti. Kabaca 1990'lardan itibaren vahşi savaşçı cihadist ve terörist imgesi Müslümanlarla özdeşleştirildi. Çok hızlı bir geçiş söz konusuydu. Meşru muhalefet merkezlerinin teşekkülüyle birlikte Müslüman imgesi hızlı bir değişime tabi tutuldu. Bu haftaların İslam dünyasında da yoğun bir şekilde tedavülde olması anlamlıdır. İsrail askerin vurduğu Filistinli çocuğun akıbeti çok kimseyi ilgilendirmiyor. 2011'den bu tarafa Suriye'de öldürülen, yerinden sürülen yüzbinler de çok kimseyi ilgilendirmiyor. 2013'te Mısır'da da 1990'larda Cezayir'de olduğu gibi meşru muhalif unsurlar iktidardan uzaklaştırıldı ve terör kıskacına alınmak istendi. Suriye'de 2011'den bu tarafa yaşanılan katliamlar ve İdlib'e sıkıştırılmış 3 milyondan fazla insanın hayatı vahşi savaşçı, cihadist ve terörist imgesini indirgeniyor. Doğu İslam dünyasında herhangi meşru muhalefet hareketinin dahi suç kapsamına alınarak her türlü cezalandırma ve katliam yöntemine meşru bir zemin oluşturulması oldukça tehlikeli bir döneme işaret etmektedir.